Herkese selamlar dostlar. 1 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün sizlere 5 tane maç seçtim. Gerek yüksek oran gerek idealden sizlere önereceğim. Fakat ondan önce ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Günün YouTube raporundan bahsedelim. Toplamda sizlere 9 tane mücadele verdim. Bu 9 mücadeleden tam 8 tanesi başarılı oldu. Sadece 1 tane fire verdik. O da Space'le gol atsa zaten yakalamıştık. Çok güzel bir şekilde ilerledik bugün. Keza 30 Ekim'de çok kötü bir performans sergilemiştik. Fakat küllerimizden doğduk diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel bir performans sergiledik. Maçlara baktığımız zaman da Kayseri Karagümrük maçına KG var. Inter maç sonu 1.500. Zultavaregen mücadelesi KG var ki 6-2 bitti mücadele. Erzurum alır ve 1.500 şeklinde. Fiorentina mücadelesine KG var dedik. O yatırdı. Sassuolo'nun KG'si geldi. Galatasaray'ın 4.5 altında kazanırı geldi. Kocaeli mücadelesi zaten kombine mücadelemizdi. Ki ona baktığımız zaman da zaten dakika 5'te gol attı. Fakat maç 1-1 bitti. Gladbach maçında da ilk kere en çok korner ev sahibi dedik ve öyle bitirdik. 9 maçta 9'da 8 yaptık. Küllerimizden de olduk diyebiliriz arkadaşlar. Değerlendiren herkese tebrikler. Ekranda kombineyi görüyorsunuz bir de. Bu verdiğim YouTube kombinesiydi. 2.24 gibi orandan kazandırdı. Tekrardan söylüyorum, değerlendirenler herkese tebrikler. Öne çıkardığım iki maça baktığımız zaman da sizlere Galatasaray'ın 4.5 altında kazanırıydı. Ve Kocaeli Spor mücadelesine de deplasman 1.5 alt dedik ki maç gerçekten ya dedik ki bu kadar mı şans olur dedim. Yani dakika 2'de mi 5'te mi ne gol attı Kocaeli Spor. Deplasmanda gol atamayan takım. Fakat dediğim gibi maç 1-1 sonuçlandı. O da son dakikalarda biraz da şansımızın yardımı diyebilirim ben açıkçası. Onun dışında ekranda bir diğer gördüğünüz ise katıl grubunda verdiğim ekstra bir kombine ve aynı şekilde şöyle ben de açabilirsem aynen. Ekranda gördüğünüz hem katıl grubunda verdiğim Türkiye kombini bir de oraya Avrupa özel olan kombine verdim. İki kombine verdim. O iki kombinede tam 380 tane arkadaşımız var burada. Hepsini değerlendirdiyse ki mutlaka değerlendirenler sayısı çok fazla. Hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir şekilde kazandık. İki kombinimiz de 2'de 2 yaptı. Gerçekten güzel bir performans. Türkiye kombinesi olarak verdim. Zaten YouTube kombinesiydi. Bir de oraya Aston Villa maçına KG var ekledim. İlk yarıdan geldi zaten KG var. Empoli mücadelesi biraz gelmeyecek gibiydi. Fakat Empoli de maçı çevirmesini bildi hatta. Son dakikalarda penaltı kazandı ve aynı şekilde güzel bir yan top geldi. Yan topla içeri çevirdi. Hop ayak üstünü bir vurdu. Direklerden çarparak girdi. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Katıl grubuna zaten bu performans zaten göstermek. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Geçelim maçlara. Başakşehir-Adana Demirspor mücadelesi. Başakşehir'de arkadaşlar Emre Belezoğlu bildiğiniz üzere güzel işler çıkarıyor ve güzel işler başarmaya devam ediyor Başakşehir takımında. Adana Demirspor hafta içinde kupada kazandı fakat şöyle göstereyim. Sivas maçında 90+8 veya 90+11 demini penaltı golüyle getirmişti bizim KG varımızı. Ben Başakşehir'in Okaka ile birlikte çok güzel bir performans, hücumda iyi işler çıkardığını biliyorum ki gerçekten takımın en golcü ismine baktığımız zaman şuradan da göstereyim sizlere. Okaka'nın 6 golü var. Adam yaşına bakayım ama yaşı bir 32 vardır diye tahmin ediyorum. Tamamen tahminle gidiyorum şu an. Tam da 32'yi yakaladık bakın. Bu adam 32 yaşında olmasına rağmen sahada o kadar çok istekli ki hücumda gerçekten yön verdiğini belirteyim ben sizlere bu Okaka'nın. Başakşehir'de. Ben Adana Demir'in de Başakşehir Kalesi'nde pozisyonlara gireceğini bekliyorum. KG Var'ın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Onun oranı 1.54 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. KG Var olarak mücadeleye geçelim. Bir diğer maçımız Bursa Spor'la Keçiören mücadelesi. Bu maç da çok güzel bir maç. Ben sizlere Bursa Spor'u ve Keçiören'i yakından takip ettim ve anlattığımı da zaten belirtmiştim. Bursa Spor'da Özcan Bizati geldi. Takım 2 hafta kamp yaptı bakın. O kamp sonrası faydaları nasıl dönüş sağladı takıma? Takımdaki bazı cevherler de daha çok ön plana çıktı ve son 2 maçını da ligde zaten kazanarak da ilerliyor. Bunların hepsini kamp sonrası ki zaten biz hepsini değerlendirdik burada. Bursa Spor'un tarafındaydık. Çünkü ben Özcan Bizati geçen sezon Gençler Birliği'ne gelmişti. Orada çok beğenmiştim. Bu hocadan yani ekmek çıkar demiştim. Bursa Spor'a gelince de değerlendirmesini bildik. Keçiören'e baktığımız zaman da Keçiören'e de Taner Taşkın geldi arkadaşlar yeni teknik adam olarak da. İlk mücadelesini hatırlarsanız bu İstanbulspor mücadelesinde ilk yarıdan gole girdik. Hatta yüksek orandan isteyenler ilk gol Keçiören'e girsin. Bakın zaten 5 maçtır kaybeden bir Keçiören vardı. İlk maçında Taner Taşkın'la birlikte kazanmasını bildi. Ben burada güzel tempolu mücadele bekliyorum. Eğer bir takım karşılık verirse diğerinde rakip kalede abluka kurmasını ve gol atmasını bekleyeceğim. Bu mücadelede ben 1.56 gibi orandan KG Var seçeneğini aldım. Ben genelde gollere yönelirim arkadaşlar. Alt oynamam. Alt oynadım mesela bugün de alt bahis oynamıştık Kocaeli'ye.
Fakat bu mücadelenin de ben birbirine gol atmasını bekledim. İki takımın mücadelesi olarak değerlendirdim. KGV'ler olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Bologna-Cagliari mücadelesi. Güzel maçlardan bir tanesi bu mücadele keza. Onu belirteyim. Şöyle baktığımız zaman da şu bildirimleri kapatalım. Gladbach 2-1 bu maçta işimizin. Abi Allah razı olsun. Hiçbir analizi senin eline Yunus Emre yazmış. Eyvallah kardeşim. Şimdi devam edelim. Ondan önce arkadaşlar katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Orada ne yaptık? Bakın orada ne yaptık? Oradan daha devam edelim. Kombinelerimiz zaten iki kombineydi. Full artı full şekilde değerlendirdik. Mert arkadaşımız 3 tane canlı bahis verdi bugün. Eline ayağına sağlık. 3'te 3 yaptı. Galatasaray'ın maç sonu birini verdi canlı olarak ekranda gördüğünüz üzere. Onun dışında Alanya Göztepe maçına KG var olarak değerlendirdi. O geldi güzel bir şekilde KG vardan güzel aldı. Enes arkadaşımızın basket kuponu geldi. 222 kişi görmüş şu an. Değerlendirmiş. Onların eline sağlık. Basket kuponumuz geldi. Bunu verdik. Ben verdim. Kayseri'nin bir tane golüne girdim. Dakika ilk yarıda girmiştim. İlk yarıda bitti. Devrede girdim. 1.37 gibi oranı vardı. Kayseri gidiyor fakat bitiremiyor şeklinde demiştim. Golüne girmiştim. O geldi. Kayseri maçının bir de Mert'in verdi. 1.5 üstünde. Toplam gol 1.5 üst verdi. Yani Kangal Telegram canlı grubunda hem canlı bahislerle hem de ekstra kombinelerle arkadaşlar kazandırmaya devam ettik. Diyerekten de katıl grubumuzun seviyelerinden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Şunu kapatalım. Katıl grubunun seviyelerinden bahsetmek gerekirse de arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz arkadaşlar 30 TL'lik grup. Burada Euro yazdığına bakmayın. Ben şu an Kıbrıs'ta olduğumdan dolayı böyle. 30 TL ana Telegram grubumuz. Canlı bahislerin ve ekstra kombinelerin olduğu grup burası. Onun dışında Telegram yüksek oran grubuna baktığımız zaman da ben burada da arkadaşlar hem yüksek oran tercihler var. Zaten ana Telegram grubuna girebiliyorsunuz. Bir de yüksek oran grubu var. Yüksek oran grubunda da ben yüksek oranlı tercihler sunuyorum orada. Orada da oraya da dahil olabilirsiniz. Orada da 130-140 kişi falan var. Bir de her şey dahil iletişim grubunda ise şöyle bir şey var. Her gruba dahil oluyorsunuz. Ayrıca benim WhatsApp iletişim numaram da mevcut. Oradan benimle de WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu yönde şeylerimiz vardı. Geçelim diğer maçlara. Bologna mücadelesiyle devam edelim tekrardan. Bologna Cagliari ile karşısında ben bu mücadeleyi korner maçı olarak değerlendirdim. Toplamda 10 korner çıkar diyorum arkadaşlar. Çünkü her iki takım da kötü gidiyor. Her iki takım da reaksiyon göstermek isteyecek. Eğer bir taraf gol atarsa diğeri de baskı kuracaktır. Ve ben şunu da bekliyorum. Tempolu olmasını bekliyorum. Bologna kendi evinde son zamanlarda iyi futbol sergiliyor. Fakat her iki takım da son haftalarda kötü gidişat içindeydi. Ben korner mücadelesi olarak değerlendirdim. 9.5 üst kornere 1.48 gibi oranı var. Şans yanımızda olursa gelebilir. Wolverhampton'la Everton mücadelesi. Everton'da bazı eksikler sürüyor ki zaten Benitez bunun eksikliğini yaşıyor arkadaşlar. Everton takımda Dominic Calvert-Lewin mesela takımda hala yok. Richarlison son maç dakika 60'da geldi. Wolverhampton'da iyi bir çıkışta olduğunu belirtelim. Ben burada da biraz daha garip bir tercih yapacağım. Bu garip tercihim nasıl olacaktır? Ben Wolverhampton'un arkadaşlar maça etkili başlamasını bekliyorum. Ki zaten bazı kaliteli isimlerle bireysel anlamda yetenekli isimlerle dribling ataraktan da ceza sahası içine girebiliyorlar ki zaten Wolverhampton'ın ben burada baskılı başlamasını bekliyorum. Şöyle bir tercih yaptım. Ben burada arkadaşlar ilk golün Wolverhampton takımından gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.63 gibi oranı var. Wolverhampton takımı baskıyı kurarsa ben burada dediğim gibi Everton'un da bazı eksikleri var. Ben burada Wolverhampton takımının ilk golü bulmasını bekleyeceğim. Onun da oranı 1.63 gibi oranı var. Taraf tercihine gitmedim. Sadece Wolverhampton'ın atacağı erken dakikalarda bekliyorum bu arada golü de. Erken dakikalarda atacağı bir golü değerlendirdim. Direkt ilk gol Wolverhampton diyerekten diyebiliriz. Gelin size 10 numara yüksek oran mücadelesi vereceğim. Bakın tek maç olarak kesinlikle değerlendirin. Levante'ye yeni bir teknik adam geldi arkadaşlar. Levante bu teknik adamla ne yapacak ondan bakalım. Henüz daha La Liga'da galibiyet alamayan takımlardan bir tanesi Levante ekibi. Yeni teknik adam geldi. Getafe maçı 0-0. Sevilla maçı 5-3. Atletico Madrid maçı 2-2. Yani teknik adam bu takımı biraz oynatıyor. Yani oynatmak istiyor. Diyor ki ben bu takımı oynatacağım diyor yani. Ben burada arkadaşlar Levante'nin kazanmasını bekliyorum. Levante'nin Granada'nın karşısında ilk galibiyetini almasını bekliyorum. Bakın daha henüz bu takım 10 tane mi 15 tane mi kaç maç yapmış? Şöyle bakalım. 11 tane maç yapmış. 11 maçtır daha hiçbir galibiyeti yok. Ama ben burada Granada'ya karşı kazanmasını bekliyorum. Çünkü yeni teknik adam oyun tarzında bir şeyleri değiştirmiş. Maç sonu biri direkt sizlere 1.74 gibi orandan önereceğim.
Daha ben bu maçı tekli almak istiyorum derseniz de 1.93 gibi orandan da maç sonu 1 ve 4.5 alt yapabilirsiniz. Benim skor beklentim tek farklı Levante galibiyeti, onu da veririm içimde kalmasın. 3.15 gibi orandan da handikap 0'ı da sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. 5 tane mücadele anlattım. Sizden ricam arkadaşlar, videoya 300 seviyesine like gelmediği için kombin önerisi yapmayacağım burada. Dünkü videoya 170'lerde like, 170 seviyesinde like gelmiş. Eğer kombin önerisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, videolarda her videoda beni belirtmeyin. 300'ün üstünde like atın. 5000, 4000 kişi izliyor. 300 like atmıyor. Bu kadar mı desteklemiyorsunuz bu kardeşinizi diyerekten de like atarsanız diğer videolarda kombin önerisi gelecektir. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.